Şu an bir kitap hazırlıyorum. Siyasi Partiler ve Ormancılık bu. 2000 yılından beri günümüze kadar geçen 6 seçim var. Bunların 5'inde siyasi partilerin hazırlamış oldukları seçim bildirgeleri var. Onları inceleyerek her seçim zamanı bir makale hazırlamıştım. Son 3 tanesini de meslektaşım Batuhan Gülşen'le hazırlamıştık. Şimdi onu bir kitaba dönüştürüyoruz. Zaten o kitabı da çıkardığımız zaman ortaya şunu göreceksiniz. Siyasi partilerin çevre, ormancılık konusunda bir bilgi sahibi olduklarını, yani nitelikli bir bilgi sahibi olduklarını söyleyemiyoruz ne yazık ki. Yani o an kulaktan duydukları bir şeyleri söylüyorlar ama bir dahaki seçimde tam tersini söylüyorlar. Ya da aynı seçimde aynı konuda aslında farklı şeyler söylüyorlar, farkında bile değiller. Sanıyorum Mart ayı içinde bu kitabı çıkaracağız, orada bunları ayrıntılı olarak anlatacağız. Ama ben şurada Doğan Öncan'ın bıraktığı yerden, bakın karbon hesaplarından bahsetti ama bırakın bunu, odun hesabı yapsak bile bu ülkede tomruk ithal ederken biz, tomruk kereste ülkeler ithal ederler ormanlarını korumak için. Biz 2018'e kadar ithalciyken şimdi tomruk ve keresteyi ihraç etmeye başladık. Daha fazla miktarda ihraç ediyoruz. Bunun yanında bu 15 milyon metreküp kapasitesi çıktığı söylenen Lif Levva Sanayi'nin ihracatı çok şey. Avrupa'da şu kadar büyüğüz, birinciyiz, ikinciyiz diyorlar birçok alanda. Fakat bu ihraç ettikleri şeyin de katma değeri çok yüksek değil. Ya yani o da mamul madde değil sonuçta. Ya ham madde de değil ama arada bir yarı mamul bir madde. Yani katma değerinin çok olduğunu da söyleyemeyiz. Yani bizim ormanlarımız yok edilirken bir yanda karbon hesaplarını da eksi veriyoruz ama diğer taraftan da katma değer olarak ülkeye de istediğimiz şeyi de kazandıramıyor. Hadi ormanı, ağacı kestik. Ama buradan ülkeye kazandırdığımız bir maddi bir şey de yok. Ya da Evet. madenleri ihraç ediyoruz. Madenler, bakın 2020 yılında Türk Odalar Borsalar Birliği'nin madencilik sektörü raporunu açıp okuduğunuz zaman aynen şöyle diyor. Yani bizim bu sene 2020 yılı için 60 milyar dolarlık ya da 60 milyarlık şeyimiz oldu, üretimimiz oldu. Bunun şu kadarını verdik devleti payı olarak, ne kadar biliyor musunuz? %3,2'si. Yani devlete kalan bu kadar orman yok ediliyor, bu kadar mera yok ediliyor, bu kadar su yok ediliyor, akarsu yok ediliyor, göl yok ediliyor. Ama devlete kalanı %3,2 gene bu şirketler kazanıyor. O yüzden uyarıyoruz. Afrika'da bu şekilde fakirleşti. Dünyanın en zengin ülkesi doğal varlıklar bakımından bu şekilde fakirleşti. Değerini bilmeyen yöneticiler oradan para kazanacaklarını sanıyorlar buraları yok ederek, ama ülke kaybediyor. Şimdi Maalesef. 2018'de